Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli 100 artı kaç olursa artık yani. Her hafta güzel bir giriş. Alıyor. Güzel bir giriş yaptım. Güzel giriş. Öyküyü niye böyle arkaya attık bugün? Atmak diye mi tabir ederiz? Bunun için ifadesini Öykü abiden alalım. Ben. Evet, niye Öykü. Yaptım? Niye arkadasın? Evet, geçen hafta sesim kötüymüş. Buraya attılar. Ceza olarak. Peki niye ağlamaklısın abi? Aynen. Karanlıkta olmak istemiyorum. Korkuyorum. Aslında Öykü'ye bir ışık mı tutsak? Senin ışığın daha güzel abi. Harbi mi? Evet. Şu an bir arkada bir ses geliyor ve tam belli de değil. Renkli böyle mavi, kırmızı falan. Güzel güzel. Değişelim. Çok hoş. Ben İstiyorsan... arkaya geçmek istedim şu an. Harbi mi? Yok ya, burası da iyi, fena değil. Benim yan profil çok kötü ya, boynum yok. Ama Öykü şey de hani üstündeki uçakla aynı dekoratikeye sahip sanki. Çok uyumlu olmuş. Aynen. <herhalde. gülüyor> Sanki uçağı özel olarak koymuşsun gibi. Hani uçak kafaya inecekmiş gibi. Tamam Öykü abi, çok şey. Çok da karışık. O kadar da adapte olma abi uçak. Evet, geçen hafta ne sorusu sormuştuk? Geçen hafta ne sormuştuk? Evet, programımızda bugün bunu konuşacağız. Bakalım Azat bu sefer biliyor mu? Evet, tabii ki. Evet. Vücudunuzda hangi uzvunuzu değiştirmek isterdiniz? Yok. Vücudunuzda bir yeri değiştirmek isteseydiniz ne olurdu? Hayır. Hangi fiziksel özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Ne farkı var bu sorunun? Allah rızası için ne farkı var bu sorunun? Büyük farklar var. Uzuv dediğin zaman akılda farklı şeyler canlanabilir kardeş. Mesela? Fiziksel bir özellikle? Zayıf olmak, kilolu olmak. Mesela bana bir fiziksel özellik. Ya şöyle, mesela ben boyumu uzatmak istiyorum ama bir uzvumu uzatmak istemiyorum. Tamam, boy ama bir uzuvsun işte. O da bir kemiklerin uzaması falan. Azat'ın ağzının payını verdiğime göre devam edebiliriz. Türkçe bilgini sorguladım. Evet, yine sorduk. Siz sordunuz mu bilmiyorum. Sordum. Önümüzde not falan göremiyorum da. Sordum. Benim önümde telefon var. Telefona bakıyorsam. Beyin bedava. Market nerede? Üç kişiye sorduğu için. Market fişi vardı onun geçen hafta. Bu hafta getirmedim. Yok, hepsi burada. Evet, yoğurt, ekmek. Hepsi duruyor orada yine. O şakam bu arada geçen hafta güme gitmiş. Kesmişsin. Hangisi? Şey... Kağıda görünce... Yok, kesmedim. Doğru. Ama güme gidecek bir şakaydı. Çünkü bir background lazım. Öncesini bilmiyor insanlar. Doğru diyorsun. Evet, başlayalım. Sen yani... Sen yine herkesi darlamışsın. Ben biraz... Hayır, bayağı böyle güzel bir şey çıktı piyasaya ama... Önce benden başlayalım. Bakalım şöyle bir şey diyelim mi önce? En çok ne değiştirmek istediler senden? Ben kilo. Bir bakayım. Kilo. Ben de kilo. Sen de kilo. Bende kilo boy ya. Bir de erkeklerin iğrenç bir şakası var. Arkadaşlar. Türkiye'nin... Yapmayın. Türkiye'nin penis ortalaması belli. Yemeyelim birbirimizi. Aynen. Saçma sapan şeyler söylemeyin. Bana da öyle diyen oldu, biliyor musun? Ya gerçekten. Ay, hadi. Asalanıyormuş ha. Hepinizin lan. Tamam, ne? Yükselsem kötü. Küçültmek isteyen oldu değil mi? Evet, küçültmek. Çok iğrenç ya. Bir bamyalık ölçütü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki. Demeyelim. Tamam. Program farklı yerlere kaymasın. Bence de kilo demişler ya. Kilo genelde şey sorun ama. Ya kilo sorun ama yani şöyle bir şey. Zayıf olan da kiloluyum diyor ya da kilo almam gerekiyor diyor. Kilolu olan da kilosundan şikayet ediyor. Yani ideal kilo ne, kimsenin şeyi yok herhalde. Bir fikri yok mesela herhalde. Mesela sen kilondan rahatsız mısın? Rahatsız. Ne kadar vermek istersin? Ya bir 10-15 arası versen. 10-15. Ya ben de bir 35 kilo falan versem ideal olacak. Senden bir oğlun çıkabilir abi. Bahar. Ben ya benim idealim 95 kilo falandır. Ya bir 35-40 kilo vermeliyim. Niye ama ya? 35-40 kilo beni, ama biraz çok genç gözükebilirim. En son ne zaman o kilolardaydın? Evlendiğimde 96 kiloydum. 10 yıl önce falan işte. Hanım bayağı. Aynen, iyi bak. Ya 10 sene geriye dönmek biraz zor. Açık yani, dost acı söyler. Yani... zor yani. Ben de şey vardı ilk evlendiğim zaman. Böyle pantolon falan alıyordum. Ya biraz böyle dar gibi. Olsun ya, zayıflarım yine. Şimdi yani artık bol spora başlayacağız falan. Sonra bunun olmadığını anladım. Gerçekten olmuyor. Belli bir yaştan sonra o zayıflama işi falan. Ya belli bir yaş. Çok yaşlı değilsin. Yani. 35-36. Tamam da şöyle oluyor. Mesela ben lisede 75 kiloydum. Ve hayvan gibi yiyordum yani. 75 kiloydum. Sonra yavaş çarpmaya başladı bu. Belli bir yaştan sonra hani su içsen yarıyor diyorlar ya. Benim, ben onun doğru olduğunu düşünüyorum aynen. Ya. Belli bir yaş, benim şu an başlamış mı acaba? Yok hani senin... yok yok, sen de değil. Yani 30. Yo bence onda yani bayağı cortlamışsın sen. Ayı gibisin kardeşim. Hayır yani şimdi şimdi kilo vermeye kalsa verir. Kilo vermek istese verir. Yo. Verir mi, verir misin? Az önce 3 lahmacun gömdüm arkadaşlar bu arada. Aynen. Acılı lahmacunu yani çiğnemeden yuttu. Hayır.
İstese dedik, istemiyor demek ya. Yani rahatsızsa istiyordur. Ya istiyorum, başlayacağım. Ya şöyle, sanki sen... Vizeleri atlatayım da. Kilo vermiştin değil mi daha önce? Verdim ya, 10-15 kilo verdim. Nasıl verdin peki? Yani ne yaptın? Çok hareketliydim o zamanlar. Hareket önemli benim için. Hareket. Hareketliydim derken ne yapıyordun? Yani iş çalışıyordum genelde. Yazın çalışınca veriyorum. Önemli olan çalışmak. Bir de az yiyordum sana. Yazın yemek yiyemiyorum ya, bilmiyorum. Siz yiyebiliyor musunuz? Sadece meyveyi tüketirim ben, yani. Ben yerim ya. Ben yersin. Ben zaten ya, özellikle yazın şey, kızartma bol yapılır. Ya yazın şey oluyor sanki, hani sen çekmesin. Hani cacık, karpuz, yanına peynir kes. Ben doymuyorum ya onlarla. Operatif değil mi? Vallahi doymuyorum. Mesela bilmiyorum, farklı gelebilir de ben balıkla da doymuyorum mesela. Balık benim için bir yemek değil. Balık. Çok ya, acayip gelebilir insanlara. Yani böyle mesela ben 5 kilo hamsi falan yiyebilirim sanki. Hamsi, evet, hamsi beni de doyurmuyor pek ama. Abi mesela büyük balık da beni doyurmuyor. Bence. Ya aynen, bir altlıkla. Hani şöyle, millet meze olarak kullanıyor ya balığı. Tamam, balık meze olarak yaratılmış gibi, anladın mı? Olabilir. Yani bir çupradır, bir levrek yediğimde de doymuyorum. Sırf onu yesem doymam. Ya şöyle yani, bir çupra üzerine 5 lahmacun götür gömebilirim yani, anladın mı? Ama mesela bir Adana'nın üstüne 5 lahmacun gömemem. 2. Çupradan muhtemelen daha hafiftir ama... O doygunluk hissini vermiyor sanki bana. Belki balık sevmiyorsundur. ama Öykü balık seviyor yani. Seviyorum. Şahidim ben. Arar balığı. Balık. Babası çıksa yer mi? Babam çıksa yer. Yani adam bodrumda büyümüş. Babam çıkmak istiyor. Babam bir şey, bir vasiyeti var. Ben ölünce denize atın beni diyor. Bakalım. Bak burada kayıtlara da giriyor ha. Baban eziyet bunu. Öyle bir şey varsa, imkan varsa ilgili merkezlere başvurarak. Tekzip yayınlıyormuş babası. Babasına izlesin gerçekten ya, biraz izlenmemiz lazım. Bir kişi bir ikinci zaten gir. Arkadaşlar niye izlemiyorsunuz? Yok ya, bunu beğenmişler. Geçen haftakini beğenmişler. Az izlenmiş abi. Yavaş. Ya bak mesela hiçbir yerde ben millete mesaj atıyordum izleyin diye. Onu falan yapmadım, yine yüzü geçmiş. Ha, güzel güzel. Yani. Evet, geçelim. Kilo dedik. Kilodan sonra. Boy. Ya şöyle, kilo ile alakalı ben de kilo derdim ama ben mesela kilo haricinde başka bir şey derim. Çünkü kilosundan memnun olmayan %50 falan yani, öyle. Hayır, kiloyu da bir de değiştirebilirsin ama mesela şey diyemezsin işte, biraz boynum uzasın ya da ne bileyim. Ben bu arada şey de yaptım. Profesyonel çalıştığımı buradan belli edeyim. Değiştirilebilecek, değiştirilemeyecek kaç kişi demiş. Bunlar var. Bir de program iyice ciddiyete bağlandı. Estetik olarak bir değişiklik mi istiyor yoksa fizyolojik bir ihtiyaç mı? Onu da ayırdım. Evet, şimdi estetik uzmanı hocamızı çağıralım. Hocamız gelsin. Hoca gelecekti de. Hocaya da buradan seslenelim. Camide demek kötü şaka olur. Hoca bugün Manisa'da olmadığı için gelemedi. Normalde bir estetik cerrah alacaktı Öykü'nün yanına. Ama Öykü'yü alamayacaktık bu sefer. Her işte bir hayır var. Ay, İstanbul'da. Sonra ne dediler sende? Ben mi söyleyeyim? Bende ne var başka? Söyleyeyim. Bana sen söyle demişler. Ben söyleyeyim mi? Kendim için. Onu en son söyleyeyim. Dur ben söylüyorum o zaman. Yok, en son söyleyeyim. Kilodan sonra bana boy dediler. Bana da boy dediler işte. Boy. Söyledim az önce. Ben. Çok standart bir şey aslında ama. Boy uzasın. Hatta biri şey demiş. 2 santim uzamasını istiyorum. Yani ne? 2 santim? 3 değil yani, anladın mı? 2. Niye 1,5 değil? Ya 2 santim. Hani o 2 santim ne değiştiriyor acaba? Bunu bazen öyle demiş, erkek mi kadın mı, kaç yaşında? Ya erkek değil, kadın. Kaç yaşında? Kadınlar için benim için 2 santim önemli değil ki. Ben mesela dik durduğumda 10 santim zaten atıyor. Anladın mı? Böyle dedi bana. Kaç yaşındaydı bu? 20'li yaşlardadır. 2 santim ama bekar belli ki. Niye 2? Abi yani hani... Küçük bir topukla halledebilir bu iş. Ama demek ki topu koyduğu zaman hani 5 santimse 7 istiyor. Topuğu da düşünmüştür o kadın olduğu için. Hesaplama yapmıştır. Ama genelde boyu erkekler takıntı yapıyor. Benim bir kişi, bu bahsettiğimiz hepsi erkek. Benim bir arkadaşım vardı. Nişanlısı vardı galiba. Yani düğünde kız topuklu giydiğinde ondan uzun görüneceği için ayakkabısının içine dolgular mulgular arıyordu yani. Hani kız yani topuklu erkek... giymeseymiş aslında. Bu da bir çözüm ama. Erkeğin boy takıntısı daha şey, yoğun olması gerektiğini düşünüyorum yani. Senin boy kaç? Benim boy 1,72 falan. Şimdi benim boyda çok takınacak bir şeyim yok da. Genelde 1,70'in üzeri bak söyleyen herkes. Evet, mesela 1,75'i falan adam boydan saymıyor, anlatabiliyor bence muyum? Bence de yaksayım. Erkek için
Sanki 1.80'in üzeri mi olması lazım? Ben 1.80 yeterdi bana. 1.80 üzeri de çok sıkıntı. Ben kadar olmak istemez misin mesela? Yok. İstemez. Sen kaç? 1.95. Yok. İstemez. Basketbol oynamayacaksan gerek yok. Oynamayacaksın. Ama işe yarıyor ya. Oynamayacaksın. Şeyden dolayı ya, aktörlük boyu da hani 1.75'tir aslında. 1.75, 1.78. Oğlum hiç öyle 1.70 aktör yok. Hep jönler 1.90. Ya onlar işte aktör değil. Şimdi yani buradan Kıvanç Kenan İmirzalıoğlu. Tamam, Kıvanç Tatlıtuğ'un dışında kaç kişi var? Nasıl? Kaç kişi var? Onun boyunda mı? Onun boyunda mı? Onun boyunda iyi oyuncu kaç tane sayabilirsin? Ben sana onun aşağısında başlarım. Dur. Şimdi burada konu değişiyor. İyi oyuncu kim, kötü oyuncu kim, girmeyelim. Onu şöyle bir şey var ama. 1.90'ın üzerinde olan adam sayısı da o Çaneris dağılımına göre bakarsan azdır zaten. Aynen. Hani 1.70 ile 1.80 arasında 100 kişi varsa 1.90'ın üzerinde 10 kişi olduğu için orada az oyuncu çıkması çok normal. Al Pacino'nun boyu kaç? Al Pacino'nun boyu kaç? Al Pacino'nun boyu kısaysa sen mi haklısın ya? Ben karışmam kardeşim. Ben iyi oyuncuya bakarım. Boyu kaç? Ben öyle bir orantı var bende yani. Yok, genelde aktör boyudur ya. Aktör boyu 1.75 falandır yani. 1.75 konuşamadım. Öyle geçer. Sana inanmadım da bu onu geçiyor. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Aktör boyu kaç? Google'layın. Aktör boyu diye bir şey olmaz. Garip değil ya mi? Çorap mı lan bu? Medium small. Hayır, daha esnek hareket etmek için işte ne bileyim. O anlamda avantajları oluyor. Ya uzun boylunun o kadar avantajı yoktur ki. İşte yok işte. Ben yo, var. Ne var? O kadar ne var mesela? 1.75'in yapıp benim yapamayacağım ne var lan? Eğilmek. Eğilirsen. Hareketlerim benden daha kısıtlıdır. Genelde bak şöyle, uzun olduğun zaman şöyle bir nasıl söyleyeyim, avantajın oluyor. Daha güçlüsün genel itibariyle. Daha kilolu olsun ve daha kaslı oluyorsun genelde. Daha fazla talep görüyorsun kadınlardan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Düşünüyorum, insanlara yukarıdan bakıyorsun. Bence güzel. Bu biraz narsist oldu ama olsun, evet. Hani, ama sıkılmıyor musun? Bir bakıyorsun. Herkes aşağıda. Ben mesela alışmışım. Çocukları bazen omzuma alıyorum. Ya burası çok iyiymiş diyorlar. Hani hayata böyle bakmak güzelmiş diyorlar. Ben çok şey yapmıyorum ya. Alışmışım herhalde. Uzun boyun dezavantajını da var ama. Otobüse binsen ne bileyim. Yani arabaya binerken. Otobüse binmediğim için. Yine beni ezdin, evet. Ya şöyle. Doğru olabilir. Otobüse bindiğin zaman eğilmek zorunda kalırsın. Başka? Çok yer ya. Bir yerden geçerken. Mesela şu kapıdan sen rahat geçiyor musun? Sınırda ama hiç çarpmadım şu ana kadar. Çarpmadın da hani var yani. 2 metre falan herhalde kapı. En fazla. Orası iyi de hani normal bazı yerlerde girmek zorunda falan kalabiliyorsun işte. Olabilir. Ya örnek. Ya şöyle uzun boylu olmak avantajlıdır kardeş. Yani. Cengiz'in giremediği yere biz de girmeyelim. Yani böyle kısa kapılar sıkıntılı ya. Yani. Aynen, yanlış yerlere girmemelisiniz. Yanlış yerlere girmeyelim. Yani ben bilmiyorum, ben de uzun boylu olmak isterdim de o kadar da değil ama ya. 1.80-1.70 arası. Mesela gibi. Bunun en dezavantajını şeyde yaşamıştım. Kayseri'de bir yeraltı şehrine girmiştik. Bayağı böyle. O zaman insanlar ya çok kısaymış ya da eğilsin ibneler diye, anladın mı? Yok şey yani olabilir. Bir saldırı maldırı anında şey yapmasın yabancı kişi, kolay giymesin. Öyle iki büklüm gezmiştik orada. Onu hatırladım. Entelektüel bilgilerinle bizi ezdin. Evet, devam edelim. Yok estağfurullah. Yeraltı şehri. Kayseri'de yeraltı şehri var. Yok de lan hadi. Yorumlar. Her şeyden dedim ya. Kayseri'de bir ara medeniyet varmış demek ki de. Tüm Kayserileri aldı karşımıza. Umarım izleyen yoktur. Evet Kayseriler. Pastırmayla suratına vuracaklar. Aynen. Yollarsanız pastırmayı bir dahaki hafta vururum ben. Şöyle asıyormuşuz şuna. Programın sonunda. Sucuk da olur. Programın sonunda. Aynen. Pastırma şov. Benim boynuma takmış böyle. Sucuğumun ağzına sokuyormuşum Mehmet Ali Erbil gibi. Yer misin lan öyle bir şey olursa? Ne? Sucuğu ağzına soksam Kayseri'den yollasalar? Yerim. Tamam. Yeter ki izlensin. Yani sadece yersin ama. Tamam. Ne yapacağım başka? Hani Kayseriler yeter ki, lütfen biraz vicdanınız olsun. Yeter ki izlensin deyince Kayseriler coşabilir. Sonra ben de şey demişler. Demişler. Bu arada siz konuşacağınız mı? Hep ben konuşuyorum gibi geldi de. Yani söyleyeceğiniz bir şey varsa. Sende daha fazla seçenek olduğu için sen say. Biz ben, katılalım. Tamam. Biz de artan kalırsa şey yapalım. Ayak demişler mesela. Ayak. Ayak. Şöyle, ben kilodan sonra sol ayak bileğimi değiştirmek isterdim. Çünkü basketbol oynarken dışındaki liflerini tamamı kopmuştu. Hala adam olmadı.
Yani ne yaparsan yap adam olmuyor. Şey, o yüzden sağlık sorunu. Yani ameliyat falan. Zor. Olsan da değişmiyor oğlum. Olmuyor yani. Şaka yaptım. Şaka. Bitiyor. Sen çok ciddi alıyorsun her şeyi ya. Seni ciddi biri gibi görüyorum ben. Evet evet bak. Beni ciddi biri olarak görmeleri için çok çaba sarf ediyorum. Şu an eve gidince normal bir şeyden bahsediyorum ve annem babam gülüyor komedyenim diye. Annem babam bile ciddiye almıyor. İşte o kötü oluyor. Arkadaşlarla falan bir şey anlatınca bu komik değil diyorlar. Komik değil. İşte ama mesela bir de şu var. Bir komedyenin dramı. Gitti, sen de ayağı anlat da sonra ben söyleyeyim. Gittiğe alınmak istediği zaman alınmıyor. Alınmak istemediği zaman. Böyle palyaço hikayesi var ya. Neyse. O palyaço benim. Sonra doktor da onu yatırıp dövmüş değil mi onu? Niye baştan? Dövmüş mü sadece yatırıp? Bilmiyorum. Evet. Ya benim ayak konusunda benim... Kayserilerin fikrini sormak lazım burada. Ya benim kendi sıkıntım var. Ayak şeklim bozuldu büyük ayakkabı giymekten. Niye büyük ayakkabı giyiyorsun? Fakirlik ya, demek. Bir dönem baba annesi hep oyun büyüyünce... Seneye de giyersin. Ondan değildir ya. He? Yani şimdi ağır geliyor ayağa. O şey yapıyor. Kemik şekil değiştiriyor. Hayır hayır. Niye büyük ayakkabı giydiğini anlamadım ben. Daha rahat oluyordu. Yani demek tam büyük, bir sınırda ayağım. Büyük ayakkabı giymeyin. Bu arada burada, biz buraya konuşuyoruz da bunlar ne yapıyor diyorlar. Program, kamera orada ama burada monitörümüz var. Bilgilendirici. O zaman biz buraya bakarak konuşalım. Olabilir. Şöyle bakarak. Oğlum sen her hafta bunu diyorsun hiç de konuşmuyoruz oraya bakarak. Valla oraya bakınca her şeyi unutuyorum ben yerlerini. Bak aslında... ayakla alakalı şöyle bir şey var. Ayak diyenlerin tamamı bende. Fizyolojik yani estetik bir şey yok. Tamamen hani işlevsel bir hale gelmesi için ayak demişler. Annem de dedi ya. Annem de valla oğlum dedi romatizm. Hani oradan, benim yok. Ayağım böyle fıstık gibi olsun falan diye yiyor. Anladın mı? Yok. Mesela bende var. Kadınlar daha estetik görünmesi için görülmediğini hissederek bunu dediler yani. Hani, dediler mi? Ne dediler mesela? Nasıl? Ya, İnce bileklerim olsun mu? Yok hayır. Ayağını kadın büyük olsun. Görüyor. Evet. Mesela eğer daha küçük ayaklı olsaydım daha iyi olabilirdi. Gibi. Yani mesela... Ben mesela... Daha küçük ayaklarım olsaydı daha güzel olabilir diyor. Evet. Kaç numara ki ayağı? 40. Bir kadın ayağı. Mantıklıyım. Yani. Mantıklı. Biraz daha sen kaç kilo? Benim 43. 43. İyiymiş lan. Erkeğim ben. İyi. Ya burada şey değil, cinsiyetçilik değil yaptım. Yanlış anlamayın da. Kadın ayağı genelde küçük oluyor hocam. Yo. Ben yani çok kötü bir yere girdim. 46, 46 yiyorum ben de. Feministler beni öldürmeyin. Hayır şöyle. Düşünüyorum bir kadın için. Küçük ayak. Daha mı estetik görünüyor acaba? Öyle ya genelde. Bir de numara, öyle aslında. Hani numara bulmak kolay oluyor. Tabii tabii. Kadın ayakkabısı bulmak da kolay oluyor. Ben de bulamıyorum. Vardır yani. Senin ama 46 numara normal abi. Basketçi ayakkabısı. Ya 44'e kadar standart sonra zor. Sonra zor. Ben buluyorum ben 43. Azat. Biraz daha fısıldasana. Feministleri karşıma aldım gibi hissettim de. Bir de feministlerden vur. Allah'tan korkuyorum. Çünkü üçüncü dalgası çok tehlikeli abi. Çükümden asabilirler tamam. Oo. Burayı keselim. Burayı keselim derken. Asarlarsa video bekleriz. Evet. Sonra şişkoyum ne ya? Şişkoyum demiş biri. Biri şey demiş bak. Mantıklı. Erkekler bunu diyor hep. Daha kaslı olmak isterdim. Daha kaslı. Spora gitsin. Yani şöyle. Ya kilo içinde o zaman yemesin dersin. Ama ya hatta biri demiş ki Arnold gibi olmak isterdim yani. Arnold Schwarzenegger. Evet. Söyledim. Yani size mantıklı geliyor mu ya? Bana kadın vücudu içinde, erkek vücudu içinde çok kaslı olmak çirkin görünüyor ya. Ya şöyle bir şey var. Ben ona da çok gülerim. Ya gidiyor adam spor salonuna. Ya diyor Brad Pitt'in diyor Fight Club'daki vücudu gibi olsa yeterli. Yok işte Ronnie Coleman. Oğlum o Ronnie Coleman gibi olamazsın. Bir tarafını yırsan da olur. Öyle bir şey yok zaten. O Brad Pitt de o vücudu muhtemelen 10 yılda anca yapmıştır yani. Yok, o işler doğru. O iş o kadar kolay değil. Siz fitness'e gittiniz mi daha önce? Değil mi ama fitness yapmadım. Yani hani, benim üçgen olduğum dönemler oldu. Sadece kardiyo. Fitness salonunda sizin yanınıza gelip kardeşim o herkes şöyle yapılır diye anlatan oldu mu hiç? Bana onu yapamazdı da. Ben kardiyodayım o yüzden hiç kimse ulan şöyle koşulur demediler. Ya da şöyle bisiklet sürülür demediler. Ya ben bir kere fitness'e gittim. Hoca hareketlerine baktı. Doğru yapıyorsun dedi gitti. 5 dakika sonra hocayı görmeyen birisi dedi ki bak bunu böyle yapacaksın dedi. Ulan git. Ama o meşhurdur ya. O öyledir ya. Herkes... Kardeş var. Ama bazıları gerçekten çok rahatsız ediyor. Hani duramıyorsun anladın mı? Yani barı almış. Kaldırmıyor barı. almış barı sadece. Öyle insanlar. Peki o aynada kendi vücuduna bakanlar? Şöyle değil mi? Ya kaslıyken ben de bakıyordum. Ben şu an baktığım zaman. Abi de sporda şöyle bir özgüven geliyor onlara. Yaptıktan sonra hani kas
iyice şişiyor, pompalıyor. Şişiyor. Ona bakmak hoş geliyor olabilir. Ben işte bir ara çok iyi yaptım. Oğlum bakmayacaksak diye yapıyorum. Ben hep dalga geçiyorum. Tamam abi, niye kızıyorsun? Geçtim. Bu zamanda da dalga geçiyorum. Ama bir ara çok iyi olduydum kas anlamında. Kendimi aynaya bakarken yakaladım. Ulan dedim, ne yapıyorum ben, manyak mıyım? Hemen şu an onu diyoruz. Hemen dedim, kenara geçtim. Normal şeye devam. Sete devam. Yani bakılabilir. Bence bakılabilir. Bakılabilir, evet. Problem yok. Ama şu an baktığım zaman çok, çok kas iyi değil ya. Ben oluşmuyor bende. Kasla beyin ters orantılıymış gibi geliyor bana. Fitness yapan erkeklerin bir adam sonra geri zekalılaşıyormuş gibi geliyor. Sözün meclisinden dışarı ki sen şu an... Ona şey derler hani, bunların pipileri küçüktür. Ya onu demiyorum ben, beyin olarak, zihin olarak. Ama çok alakası yok ya. Yok mesela yani. Nasser El Sonbadi diye bir adam vardı. O geldi şimdi aklıma. Adam Mr. Olympia'yı, kıl payı kaçırmış bir adam. Ama işte adam şeydi. Üniversitede hocaydı falan. Böyle adamlar da var ya. Çok garip geliyor yani, ne bileyim. Ben genelde kaslı erkekleri görünce... Yine mi bazen... Türkiye'deki bodybuilding şampiyonu yine üniversitede hoca geçen seneki. Ne hocası? Ya ne hocası olduğunu bilmiyorum ama fitness üniversite hocası. Üniversitede yine beden eğitimi. Üniversitede şey, tavla hocası. Tavla hocası. Şimdi erkekleri de karşıma aldım. Ne feministler yanımda, ne erkekler yanımda. Böyle kaslı kaslı adamlar geliyormuş abi. Ellerinde pastırmayla. Allah'tan buranın adresini bilmiyorlar. Adres veriyorum. Sonra şey var. Bende saç. Saç, evet ya. Benim saçım dökülüyor. Ama sen buna şey diyebilirsin tabii. Ektirin. Ama ben çözüm üretiyorum. Aynen. Ya biri şey demiş mesela. Saçım yok. Kelim. Saçım olsun isterdim. Tamam, bu ektirebilir. Ama biri demiş ki saçımdan memnun değilim. Ekilse de memnun olmayacağım şey ya. Belki bazı saçlar, kafayı değiştirmesi lazım. Bazı saçlar kötü ya gerçekten. Aynen, doğru. Böyle şekil versen şekil almaz işte, ne bileyim. Aynen aynen. Kıvırcık da sen kıvırcık değildir. Kıvırcıkları da karşına almak istemezsin. Yok yok, kıvırcıklar iyidir de hani. Bazı ama Trakya vardır. Kıvırcık olacak. Kayseri'yle kıvırcıklara selam olsun. Ya saç, bu arada hızlanmaya çalışıyorum. Ya, 22 dakikamız olmuş. Sen de saç... Seyrek. Bende de seyrek. Yani şöyle, bende saç şeydi aslında. Kürt saçı gibiydi bende. Ama sonradan azaldı. Kürt derken beni gösterdi, benim de saçım dökülüyor. Aynen, senin de saçın dökülüyor. Mesela benim yaşlarda sen daha kötü olacaksın. Benim de dökülüyor. Ama mesela çok ben döküldüğü yani zaman ektirmem. Ben ektiririm herhalde ya. Ben kasıttır kel olarak devam ederim hayatımda. Ama bence bana şu çok garip geliyor. Bu adamlar hep parıl parıl geziyor ya. Demek ki birkaç güne bir kazıtmak lazım. Zor iş ya. Ben birkaç güne tıraş olmaktan eriniyorum lan. Kafayı mı kazıtacağım? Kafa kazıtmak zor, evet, bence de. 3 numara. Hani kendin daha... yapabilir misin acaba kafa kazıma işini? Hiç denemedim. Arkadan falan kesersin gibi geliyor enseyi falan. Jilet falan vuruyorlar ya bazıları. Tamam. Ya birisi yardımcı olur artık ya. Yoldan çeviriyor abi, beni bir tazlak yapar. Buluruz o zamana kadar ya. İnşallah. Abi da, abi abi. Normalde hayatında çok memnun. Aynen. Yenge, siz nasıl tanıştınız diyoruz falan. Dur biraz daha şeye gireceğim. Öykü bana geldi. Kafamı kazır mısın dedi. Ya bu arada ben de en yükseklerden birini söylemeyi unuttum lan size. Neymiş? Hiçbir şeyimi değiştirmek istemem. İki kız arkadaşım söyledi bana. Onlara selam olsun. Birinin başı harfi E, birinin de B. Bu kadar. Ya şöyle, hiçbir şeyini değiştirmek istemeyen adamlar var. Kadınlar da var tabii bunların içinde. Kadınlar mükemmeller. Ya şöyle, feministler, bence hiçbir şeyini yapmak değiştirmek istemeyen biri umursamıyordur. Değil mi yani? Ya da düşünmemiştir kardeşim. Ya da kendini seviyordur yani. Hiç o umursamıyordur hali yani. İşte evet, olmuyor. Yoksa mesela şöyle. Bizim her türlü uzuvumuz, organımız, ayağımız, kolumuz, bacağımız kusursuz değil ki. Saçtan bahsettik mesela. Biz başlarsak çok kusursuz. Ben başlarsam. Mükemmeller var, evet ya. Ben onları... Yani, aynen ya, mükemmel değiliz. Olabilir ya. İnsan düşünmüyor. Bununla alakalı da şey diyorlar genelde. Hani bu estetik, fizyolojik derken, nefes alamadığım için. Bu bana çok inandırıcı gelmiyor ya. Ben mesela burnum, boks falan yaptığım için çok kırıldı daha önce. Burun ameliyatı oldum. Ama sıfır estetik. Tamamen içini parçalayıp şeyi aldılar. Hani böyle yaptırırsa tamam da, onun dışında çoğu insan genelde şu, benim birader bile öyle. Nefes alamıyorum, yaptır. Valla senin burnun değişmiş. Ya, yaparken hafifte bir şekilde. hafifte bir. Genelde öyle oluyor yani. O yüzden hani estetik olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bizi kandırmayın. Benim burnum, ben burnumu değiştirmek istemezdim. Bir tek bakayım burnumu be. Değiştir. Burnum güzel benim. Yandın.
Senin burnun iyi lan. Benim burnum iyi. Bir tek burnum iyi zaten sonra. Dudağım, alt dudağım büyük, üst dudağım yok. Aha, fark etmemiştim. Fazla sahip. Mantıklı. Kafa yapım zaten yuvarlak değil. Kaşım güzel, fena değil. Sen olmamışsın. Ne o zaten? Kulaklar zaten kafadan büyük. Kendimi gömüyorum şu an. Sen tam ben olmamışsın. Ben ama bir şeyim olsun isteseydim. Şey, bu arada devam edelim. Bir kişi de bizim Gizem şey demiş. Gözlerimin rengini değiştirmek isterdim. Kehribar ya da yeşil olsun isterdim demiş. Kehribar ne lan? Kehribar rengini mi? Böyle sarımsı herhalde. Sarımsı oluyor aynen. Evet. Kaplan gibi görünmek isterdim. Mesela gözünün renginden memnun musun sen? Benim güzel ya Ela. Güneş vurunca yeşil oluyor. Muhteşem. Benim de öyle lan. Senin ama de güneş... Ya. Ama gözüm açık değil. O kötü. Senin gözün Ela değil kardeşim. Senin anlamışım. Şimdi göz rengi ayrı. Mesela ben miyop astigmatım. O kusurun ortadan kalkması ay, ayrı. Gözümü değiştirmek istiyorum. Yani rengi kusursuz ayrı. Bir göz mü istiyorlar? Kusursuz bir... Öykü kusursuz bir göz. İstedi. Ülkeye. İki adet bana. Yani bende şey diyenler var. Tek tek olanlara da geçmek isterim burada. Mesela biri demiş ki yanağımı değiştirmek isterdim demiş. Ben birini tanıyorum, o da değiştirmek isterdim. Bir nesi vardı peki yanağında? Ne demiş onda? Biraz fazla. Biraz fazla. O biraz. Biraz 100 oldu. Gram falan. Aynen. Şöyle hafiften böyle bir kazamak lazım. Hayır, yediğimde yüzümü alıyorum. Liposuction. Yanak rahatsız edici olabilir mi? Ne yapıyorsun? Yanaklarına mı bakıyorsun? Yani sanki olabilir ya. Yanak bilmiyorum ya. Sonra şey diyen var. birine sorduk. Dedi ki kulağımı değiştirmek isterdim. Niye dedik? Duymuyorum. Duymuyormuş adam. Kulakla değil artık. Yani aslında ona örs üzengi kemiğin. Senin sorunu nasıl duydu? Senin sorunu nasıl duydu? Yazarak böyle. İşaretleriyle. Sonra biri demiş ki yine dudağımı değiştirmek isterdim. O sende de var demek. E niye biz dedik? Dudağıma biraz şey olsaymış. Sana aslında hocaya bastıralım şey. Ne? Dolgu mu? Dolgu. Dolgu. Ebru Polat gibi geliyor. Böyle gözüyorsun. Azat sana bir şey olmuş. Ne oldu? Ne yaptın? Dudağı doldurdum. Ne olmuş? Konuşamıyorum. Sonra dişini değiştirmek isteyen var. Diş. Sağlık açısından diş. Ben ilk dişi olurdu ya bu arada. Senin dişinde neyi var? Dişim fena değil de çürük. Dişim var. Fena değil de yok. Mantıklı. Gıdısını değiştirmek isteyen var. Olabilir. Bende gıdı yok. Kilo var ha. Çene yapam iyi de işte. Gıdı kilodan dolayı geliyor. Bir de boynum yok benim. Allah belamı versin. Bak böyle bir şey yok ya. Allah gerçekten yukarıda boyun takmıyor. Allah yok la sende var biraz. Yok lan. Şu an öyle geliyorum diye öyle görünüyor. Ben hiç boyunsuz adamlar gördüm ya. O Muammer Güler gibi gezen adamlar gördüm. O kadar diyorsun. Tabii ki. Tabii. Böyle adamlar da var. Yine biri demiş ki tikimi değiştirmek isterdim. Tik. Tik. Aynen tiki var. Göz tiki var. Harf T'de mi? Aynen Latin harfleriyle. Yanlış basmış olmasın. Nasıl bir tik peki? İnşallah. Doğru. Fiziksel bir özellik mi peki? Fiziksel bir refleks. Aynen refleks bunu konuşabiliriz. Mi? Değil sanki değil mi tikler? Refleks sonuçta ya tik. Ama fiziyolojik görünen görünüyor. Böyle soru sorarsan olur. Uzun deseydin kafa rahattı. Aynen. Biri demiş ki bu dedi ki hiçbir şeyimi değiştirmek istemem. Ya söyle bir şey dedim. Tırnağımın biri yamuk uzuyor. Onu hallediyorum ama demiş onu hiç istek gerek yok demiş yani. Onu da ben hallederim. Hallediyormuş acaba... törpüyle falan da. Mantıklı. Vallahi helal olsun. Bak işte insanlar gönlü bol abi gönlü tok yani adamın. He bir de şey bu arada ben böyle combo yapmaya başladım da. Sen evet çatır çutur söylüyor. Söyle bak hatta dedim. Şimdi ben ayırdım dedim ya ikiye. Şimdi estetikler var. Fizyolojik olanlar var. Yani biri estetik tamamen. Yani güzel gözüksün. Diğeri ihtiyaç. Yani şöyle söyleyeyim %73'ü falan estetik. Halledilebilir yani. Tamamen estetik yani. Olmasa da olur anladın mı? Ama güzel gözüksün diye. Bir de şu var. Düzeltilebilir ve düzeltilemez şeyler var. Bunda yarı yarıya çıkmış. Sen bayağı tüy gibi konuşuyorsun karşına. Ben oğlum, korktum senden olsa... haftaya böyle hazırlanacağım. Böyle hazırlanacaksın tabii lan. Böyle hazırlanacağım. Vuruyormuşum böyle hazırlanacağınız. Biraz çalışın kardeşim. Aa, ben meşgulüm biliyorsun. Yani. Benim bir arkadaş sorduğumda kaşlarım dedi.
Ya yani şimdi ya WhatsApp'tan sordum. Bu adam tam bir çözüm canavarı. Endüstri mühendisliği okudum, size daha önce aynen söylemiş miydim? WhatsApp'tan sordum. Daha sonra kızı da uzun zamandır görmüyorum. Dedim bunu karşıya nasıl acaba? Gittim bir daha fotoğraflara falan baktım. Bana normal geldi. Hani çok şey. Palakaş falan mı? Hayır yani ne vardı, ben bir şey görmedim. İnce dedi. Sen bakayım kaşlara. Sende hiç Kürt kaşı yok lan. Ben Kürt gibi değilim aslında. Burun olarak, kaş olarak olsun, saç aynen olarak olsun, saç da. Ama bir de burunla kaş Kürt değil. Gırtlak var, gırtlak. Gırtlak. Yani ince. Niye sessiz? Gırtlak dediğine göre devam edebiliriz. Hani ince kaş olmasından da rahatsız olabilir insan. Kalın. Bu arada bu kadın mı erkek? Kadın. Ya, Öykü abi konuşmaya üşeniyormuş gibi gelmiyor. Aynen. Biri konuşsa beni bir ya şimdi nezleyim gribim size. Aktarır mıyım aktarmaz mıyım falan arada şey yapmaya çalışıyorum da. Söyle abi ya bir kendi. Geleyim yanınıza diye. Aman abi yok, sen cezalısın. Yani sen nezle olduğunu iddia ediyorsun da biz çok inanamadığımız için oraya koyduk seni aslında. Bir de tam bıyıklarda da inandırıcılık geliyor senin. Gençler ateşim yok, öksürüğüm yok, herhangi bir ağrısızım yok, tat kaybım yok. Burnun tıkalı. Başka neyin var? Burnum akıyor, burnum tıkalı. Dinci bıyığı var. Bence sende bir uzun değiştirirsek onu değiştirelim. Bıyık. O bıyık. O bıyık biraz azat değilsin. Efendim abi. 10 kere söylersen bulurum, sakını kestiririm. Abi mizahta şöyle bir şey var, bir şey tekrarlanınca daha komik oluyormuş, öyle diyorlar. Fanatik bir mizah. Ben de tekrarlıyorum ki daha komik olabilir mi diye acaba. İnsanlar bıyığına dikkat çeksin. Görüyor musunuz bıyığını? Görmüyorum. Sen bir zoom alırsın artık. Seyirciye soruyorum. Öykünün vesikalını koyayım, bıyıklı vesikalını. Bıyıklı. Lütfen kanalımızda Aysel fragmanını izlesinler. He orada doğru, bıyık. Bıyıklı mısın lan orada? Orada bıyıklı. Orada ama normal bıyık ya. He? Şu an sende dinci bıyığı var. Orada. Biraz bekleyince oluyor ya. Size yükleniyorsunuz. Aslında yapacakmış gibi duruyor şu an. Aynen. Öyle yine bir tutuklandığımız bir program. Siren sesi koyayım bak. Ya biz karşımıza kimleri almıyoruz arkadaş. Ama yine dikkat çekmiyoruz ki, rahatız. 100 kişi. Oğlum biz bir yerde patlayacağız gibi geliyor bana. 101'e 2 gelecek. Eksözye falan bir düşsek biz bayağı bir patlarız da. Eksözye düşmek için bir şeyler yapmamız lazım. Ben başlıyorum. Ne bileyim sen burada... O da olur. Ne bileyim molotof atarsın Öykü'ye falan. Molotof savaşları. Aynen. Böyle bir şey olabilir. Başka ne vardı? Sen kendini değiştirmek istedin. Dedim ayağımı. Ha. Kilomu. Ha. Bir tane. Saçlarım daha sık olsun isterdim. Uğraşıyorum bu arada. Benim saç dökülmesi videomu izleyin. İşe yarıyor. İşe yarıyor mu gerçekten? Gerçekten işe yarıyor. Bilimsel oğlum, bizde bilim var. Bizde bilim var kardeş. Bizde bilim var. Sen şu telefonu bir sessize al ya. Bize şey diyor. Ne oldu? Saygın olsun değil mi insanlara? Vallahi billahi ya. Lütfen ya. Benim telefon çalıyor şimdi. Azaz senin hikayesini de paylaştım. Evet. Sen başka ne düşüneyim? Ben... Daha kaslı olmak isterdim. Bunun için de spora başladım. Eskiden kaslıydım. Bayağı ya kaslıydım. Senin değiştiremeyeceğin bir şey. Sen falan her şeyi değiştirebilirsin. Bacak, ayak dışında. Ayağı değiştiremem işte. Ayağında ne var? Randıman vermiyor. Halif ver, tam. Randıman vermiyor. Sık sık burkulabiliyor yani. Ne benim belli. Böyle. Dizim ağrıyor bazen, onu değiştirdim. Romatizma, annem de aynı. Romatizma değil de. Yani böyle zorlamaya çok gelmiyor. Ben de yolda otobüste gelirken bir dizim ağrıyor. Oğlum sen 21 yaşındasın. 21 yaşındayım, çok korktum ya. Dedim ne oluyor acaba? Bot giymiştim ya, o yüzden olabilir. Bot mu? Ağır geldi. Alttan ayağı sıkıyor ya. Belki yukarıda. Yukarıdan pört dedi. Tamam. Dardı. Sen ne değiş? Ben bayağı şey saydım sen. Ben önce Öykü abiye sormak istiyorum. Öykü abi bıyığın dışında. Bıyığın dışında. Kilo hadi sayalım. Tabii ayağı oğlum, kiloyu sayacaksın. Say. Lütfen. Ayak parmağımdaki yamukluk o kadar. Başka bir şey yok mu? Yok. Düşün. Yok yok. Saçtan ben saçtan memnunum. Yani dediğim gibi dökülmeye giderse şey. Permatik. Kertoş. Bu arada... Permatik derbi olur, jilet olur. Sponsor olur. Seve seve kazanır. Burada kazırız. Öykü babayı. Bütün vücudu kazırız. Göğsünü kazırız Öykü'nün. 1 milyona anlaşırız. 1 milyon. Oğlum 1 milyon nelerini kazırız da. O jilet de var ya, buraya var ya komple masayı bile tıraş eder. O kadar sağlam üretiyorsunuz çünkü. Permatik derbi biliyoruz. Övelim diye. Bu arada derbiyle tıraş oldun mu hiç? Neyse derbi. Derbi sanki banyoda kullanılmak için yapılmış gibi yani. Permatik. Onun şeyleri var ya, yine 3.5'lıları falan filan var ya. Gerçekten. Peki jilet mi? Derbi, derbinin yüzü oluyormuş. Evet.
Ben niye söyleyeyim. Birden sustuk lan? He sen de sana soralım. Evet, evet bana tam. Sakin. Konuşlan. Konuşlan. Boyun. Kesinlikle boyun. Yani boyun. Biraz olsun isterdim. Ya. Aslında şöyle alttan sıktırsak seni. Çıkardım. Sanki. Neredeydi? Sanki içine kaçmış gibi anladın mı? Ya Allah böyle tak diye oturtup. Hadi bakayım. Gider. Şu ne? Fırına vermiş gider. Aynen. Güney Amerika'da hani bir kabilede kadınların boynuna halka tutmuş. Aha bak çare lan. Bilim. Bilim. Al sana bilim. Sana. Ama acı çekmek istemiyorum. Allah'ım düzgün gönderseydin. Hayır bir de onlar hani böyle 8-10 sene doluyor ya. Düşünsene bunu 10 sene gırtlakta böyle altın ama lan. Bak altın olduğunu şu an olabilir mantıklı. Değer kazanıyor. Dolar da 10 lira oldu gerçekten. Harbi dolar 10 lira oldu. Neyse siyasete girmeyelim. Ekonomi ama. Karşımıza bugün kimleri almadık. He başka bu kadar mı? Boyun. Düşünüyorum. Boyun kilo klasik. Kiloyu vereceğim zaten. Eminim bu konuda. Saçım dökülüyor. Saçım moralim bozuyor. Ne diyorum? Saça ne diyorum? Başka? Dökülmesin isterdim. Oğlum sen yaratıcı bir şey bulmanı bekliyoruz şu an sen. Boy. Ne istiyorsun? Sırtındaki şey. L3, L4 abi. He ben mesela aynen. Omuzlarımda biraz kıl var onları. Lazer epilasyon. Firmalarını bekleriz. Yo benim iyi ya. Omuzlar falan iyidir benim genelde. Spor yapmama rağmen. Düşünüyorum. Oğlum benim de iyi yani. Senden sen geniş olabilir. Sen spor yapmış adam. Falan. Ama kıldan bahsediyorum. Senin omuzunda kıl yok mu şimdi? Açar bakarız. Sırtta var ya maalesef. Bari sen de şey mi peki kazak giymişin gibi mi havuzda yok, falan? Yok yok o kadar değil. Babamın öyle ya. Babam denize girince simsiyah oluyor. Yaşlandı beyaza dönüyor. Canım babam. Hani öyle oluyor ya. Bone takmıyorsun diye almıyorlar. Yanına adam geliyor gerçekten. Mağara adamı. Yok babam bilmiyorum. Denizde. Başka ne var ya? Düşünüyorum da yok bu kadar. Babanın denizde batmadığını öğrendik şu an. Suratımda çok da yok ya. Suratım iyi aslında. Çene yapım falan iyidir benim. Kilo versem. Sana boy lazım. Biraz boy lazım. Boy. Kiloyu alacaksın sen. 1.78. Saçları değiştireceksin. Başka bir insan dönüyor. Bu kim falan. Üst dudağa basacaksın silikon. Ne basıyorlarsa. Kulak memelerini biraz küçülteceksin. Kulak sadece meme olarak mı? Meme olarak aynen. Kulakların güzel. İyiyim ya. İyisin iyisin. İyiyim fena değil. Hiç kulağıma bakmadın mesela. Yani. Hayır şimdi kulak memesi diyorsunuz ama benim kulağım nasıl diye düşünüyorum. Mesela benim kulaklar... İyi, yani ellerinizi öper. İyi kulak. Kulak memesinin yapışık. Altından bağlı. Yapışık. Yapışık mı denir? Evet. Sen nasıl? Ben o bana. Bir mutasyon şeyidir bu arada. Ciddi. Allah tarafından olmamış mı yani? Tamam Allah da mutasyona uğratmış olamaz mı? Peki. Sen beni taklaya getirmeye çalışma. Burada evrimde neyse. Burada evrim konuşmak istediğini anladık da. Ben istemiyorum arkadaşlar. Ben Müslümanım bakın. Değerli... Basın mensupları. Neyse evet. Yani başka diyeceğiniz bir şey yoksa bitirelim. Çok uzun olmaz. Yaşasın hakların kardeş diyor. Yok bir şey bulamadım. Ne bulayım? Kendinize iyi bakın. Ronaldo'ya ne diyorsun? Allah yolunu bahtını açıyor. Açılıyoruz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.